Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önce biraz geciktik, özür dilerim ama Samandağ'dan çıkamadık. Çok, çok uzun bir gidiş geliş oldu. Sizi de bu mübarek günde burada beklettim. Hakkınızı helal edin. Sağ olasınız, var olasınız. Evet. Bu güzel söz. Genç... Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kadınlar karar verince öyle oluyor. Gençler karar verince böyle oluyor. Adamlar da karar verirse iş bitiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Gençlerin umudunu boşa çıkartmamak için işte projeler hazırladık. Ya muhterem ne yaptı? Muhterem dedi ki gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı verecekmiş. Nereden bulacak kaynane? Ben de dedim ki ayakkabı kutularıyla çok iş hallolur. Ben önce ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım? Şimdi bu bakanlar, eşleri, çoluğu, çocuğu, lüks araçlara biniyor ya, sizin cebinizden çıkan vergilerle kiralanmış arabalar var ya. Bir tanesini alayım. Yok yok, yuhlamayın ya, eğleneceğiz biz şimdi. Rica ederim, 16 senedir gerim gerim geriliyoruz. Beraber sinir bozuyoruz şu anda. Birlikte sinir bozuyoruz. Dolayısıyla siz üzülmeyeceksiniz, artık başkaları üzülecek. Şimdi ben bu arkadaşlara Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçilince gençlerimize iş veremiyorduysak, ki bir devlet gencine iş bulmak zorundadır. Eğer bulamıyorsak sizi annelerinizin, babalarınızın karşısında boynunuzu eğmeyeceğiz ve her ay iş buluncaya kadar, size iş ve istihdam ortaya koyuncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Ama abi çok kızdı, çok kızdı, çok kızdı. Nereden bulacağım dedi. Söylüyorum huzurunuzda. O dediğim lüks araçlara, kiralık lüks araçlara binenler, yahu çoluk çocuk, gelin, damat, herkes biniyor. Diyeceğim ki onlara, inin oradan, inin aşağı, inin aşağı. Şimdi, sağ olasın. Ama şimdi, ben bunları söyledikçe, bir baktık damat kızmış. Ya damat kızmış. Şimdi bana gel kız bakayım buraya. Gel bakayım sen. Oy oy. Ay ay ay. Gülümsedi. Benim oğlumun oğlu var. Ya adın ne kız senin? Fatmagül. Ay. Harika. Babaanneye bakıyor. Karar verecek. Ha? Ay harika, beğendi. Şimdi neyse bu hanımefendiler bana her gittiğim yerde tülbent ve yemeni ya da yazma veriyorlar ya. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunlar çeyiz sandıklarından çıkar. Sizin annelerinizin, gençlere sesleniyorum. Anneannelerinizin, babaannelerinizin, anneleriniz için yapar. Sonra onlar kendi kızları için yapar. Evli olanların
eşlerinin çeyizlerinde vardır. Bunlar da kadınların hayalleri, kadınların aşkları ve kadınların umutları vardır. Bu ne zaman çıkar sandıktan? Eğer Türkiye huzurunu kaybetmişse, Türkiye gerim gerim geriliyorsa, Türkiye nefes alamıyorsa bu sandıklardan çıkar ve ortaya çıkar. Şimdi bana kadınlarımız bunları hediye ediyor. Ben de her gittiğim yerde alıyorum. Bunları biz istifliyoruz, ayırıyoruz. Ve Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçileceğim. Siz karar verdiniz. Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Ve saraya maraya gitmiyorum yalnız. Biz Çankaya'ya gittiğimizde bunlarla, bu tülbentlerle, bu Yemenilerle müze açacağım diyorum. Şimdi yalnız damat kızmış. Hani damat var ya damat. Kızmış. Diyor ki benim diyor kayınpederimin öyle bir seçmeni var ki Mars'ta dört şeritli yol yapsa bu seçmen inanır diyor. Hayda. Bu milleti, bu aziz milleti ne yerine koymaktır. Şimdi onu koyduk bir kenara. Şimdi çok çılgın projeler yapılıyor ya. Son çılgın proje Mars'a dört şeritli yol açmak. Ya. Ondan sonra bütün bunları anlattıktan sonra damat bey diyor ki bir tanesi de çıkmış diyor. Tülbent müzesi yapacakmış. Çok şaşırdım diyor. Ya şimdi damat bey annenin başındaki tülbenti de mi bilmiyorsun sen? Bu tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun? Şimdi kayınpeder de kızgın. Bu arada biraz evvel bana bir soru sordu gazetecilerden bir arkadaş. Dedi ki nasıl bir Türkiye vizyonu? Dedim ki nasıl bir Türkiye vizyonu biliyor musunuz? Evet, bak kendini söylüyorsunuz. Haram yemeyen, haram lokma yemeyen, bürokrasiden, siyasetten oluşmuş. Yandaş kayırmayan, yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçmiş. Kadın ve çocuk istismarına son vermiş. Gençleri mutlu ve huzurlu. Erkekleri yani anneler ve babalar çocuklarının gelecek endişesinden kurtulmuş, huzurlu, refah içerisinde bir Türkiye vizyonumuz var. Çılgın projeniz yok mu dedi. Dedim ki bizim çılgın projemiz yok. En çılgın projemiz Tülbent Müzesi. En çılgın projemiz Tülbent Müzesi. Ama bunu anlamayanlar açısından söyleyeyim. Bu ne biliyor musunuz? Bu barışın sembolü. Bu kardeşliğin sembolü. Damat bey, bilir misiniz siz? Anadolu'nun her yerinde, Şırnak'ta da, Hatay'da da, Edirne'de de, Yozgat'ta da eğer erkekler kavga edip barışmıyorsa orada bir kadın çıkar. Tunceli'de de aynıdır. Bir kadın çıkar, alır başından örtüsünü, bu tülbenti alır, atar yere, herkes arkasını döner. Ve herkes barışır. Kardeşliğin sembolüdür, kardeşliğin. Yani beğenmemiş arkadaş ya, beğenmemiş. Beğendiremeyiz. Yani beğendiremeyiz. Çiftçinin belini kırdınız, belini. Çiftçi tarlasına küstü. Sanayiyi yok ettin. Şimdi diyor ki arkadaş, yaptığımız fabrikaları kıskanıyorlar. Hadi oradan be, hangi fabrikayı aldın sen? Neleri sattın, neleri? Atatürk'ün yaptığı, o zor zamanlarda yapılmış her fabrikayı sattın. Sekayı sattın. Yandaşa peşkeş çektin. Tekeli sattın.
Tüpraşı sattın. Petkimi sattın. Sattın, babam sattın. En son şeker fabrikalarını sattın. Ama huzurunuzda burada her gittiğim yerde uyarıyorum. Bu şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum. Sakın elinizi o fabrika işine uzatmayın. İşçi çıkarmaya kalkışmayın. Kupon arazi haline getirmeye kalkışmayın. Allah'ın izniyle, milletimin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçileceğim ve o fabrikaların satışını iptal edeceğim. Şimdi siz böyle söylüyorsunuz ya, çok kızıyor, çok kızıyor. Kızınca da olan başbakanlar oluyor. Bir kızdı bir başbakan gitti, bir kızdı ikinci başbakan gitti. Ha, şimdi bir seçime gidiyoruz biz. 24 Haziran'da bir seçim var. Bu seçimi bu arkadaşlar kendileri istediler. Gerekçe neydi? Bugüne kadar 16 senede sanki gak deyince su, guk deyince yemek gelmiyormuş gibi, her istediği olmuyormuş gibi, Türkiye'nin daha hızlı hareket edebilmesi için erken seçim istediler. Biz de eyvallah dedik. Bizim eyvallah dememize asapları bozuldu. Şimdi bev gidiyorlar. Yani fırsat olsa seçimi iptal edecekler. Bizden bir arıza bekliyorlar. Biz onu yapmıyoruz. Biz bu seçime hazırız. Çünkü biz milletimize güvendik, milletimize dayandık, yola öyle çıktık. Amin. Şimdi şu partiyi kurmamı siz istediniz kadınlar. Siz istediniz. Sonra gençler istedi, sonra adamlar istedi. Şimdi kurduk partiyi, Cumhurbaşkanlığına da aday ol dediniz. Olduk aday ama enteresan bir şey oldu. Birdenbire çok teşekkür ederim. Seçime girmemizin önüne bir engel çıktı. Zannediyorum ki bu 24'üne alınması, bu süper baskın seçimin 24 Haziran'a alınmasının sebebi İYİ Parti'nin seçime girememesiymiş. Ben de gittim Sayın Kılıçdaroğlu'ndan rica ettim. Kendisine huzurunuzda bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve 15 milletvekili arkadaşımızla bu üç kağıdı açtık. Adaletsizliği açtık. Daha sonra dedi ki, benim kendi arkadaşlarım bana dedi ki, ya yani zorlama kendini, enerjini hazır, grup kurdun, grup aday göstersin, enerjini seçimlere harca. Yok dedim. Ben milletime söz verdim. Ne yapacağım? İmzayla. Yapamazsın diye, imza alamaz diye yandaş televizyonlarda ya iddiaya tutuştular. Allah sizden bin kere razı olsun. 4 saat içinde 100.000 imza buldunuz. 100.000 imza buldunuz. Ve gerçekten bu milletin imzasıyla aday gösterdiği tek kadın cumhurbaşkanı adayım. İnşallah kadın cumhurbaşkanı da seçileceğim inşallah. Şimdi bu oyun böyle bozulunca bu arkadaşlar da bir de Cumhur İttifakı kurmuşlardı. Onlar ittifak kurdu. Her şey doğru. Yahu biz ittifak kurunca gayrimilli olduk. Yahu sen milli ve gayrimilli ayrımını yapabilecek konumda mısın? Bak aynaya, kim yerli, kim gayrimilli gör. Pirinci yok ettin bu ülkede. Dışarıdan pirinç ithal ediyorsun. Pamuğu yok ettin bu ülkede, dışarıdan pamuk ithal ediyorsun. Buğdayı yok ettin bu ülkede, buğday ithal ediyorsun. Mısır ithal ediyorsun.
pancarı yok ettim bu ülkede. Tarımın tamamını yok ettin. Çiftçiyi tarlasına küstürdün. Ondan sonra yediğimiz etler Sırbistan eti, efendime söyleyeyim Somali eti, Fransız eti, Polonya eti. Ya bunlar şaka gibi. Polonya'dan deli dana hastalıklı et ithal etmişler. Keserler. Canım benim. Sağ ol. Sağ olasınız. Tamam. Ezan bitsin. Devam edeceğiz. Kaybolmayın ha. Çek, Meral ablam, gel sallalım bir tane. Tamam gel, dur düşerim kız ha. Dur. Yok, Meral ablam çekeceksin. Dur, nasıl bir şey açılmamış? Açılır, yandan aç, yandan. Dur. Çek beni. Evet. Şimdi daha onlara da geliyoruz. Evet. Üniversite açtılar. İçinde eğitim yok. Devasa binalar yaptılar. Ve o çocukları 4 yıl boyunca okuttular. Ve o çocuklar mezun olduktan sonra iş bulamadılar. Onlardansınız. Öğretmenler onlardan. Sağlıkçılar onlardan. Yani niye okutuldu biliyor musunuz? Çeşit türlü bölümlerde hoca yok. Hatay için konuşmuyorum. Birçok yerde böyle. Ve sonuç itibariyle
1600 liraya razı, iş bulmaya razı genç haline geldiniz. Önünüzde iki tane seçenek var. Ya uzman çavuş ya taşeron yanı. Onun için de torpil lazım, torpil. Şimdi verir misin benim cüzdanımı? Ver benimkini. Telaş etme. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu nüfus cüzdanımız. İşte bizim çılgın projemiz. Bu nüfus cüzdanı 81 milyonu bu ülkenin tapu sahibi yapıyor, tapu sahibi. Dolayısıyla senin iş bulmak için, senin bu ülkenin bütün vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olabilmen için torpil de bu. A da bu, paşa da bu, reis de bu. Bu gençleri umutsuz hale getirme sebepleri bilerek, iş bilmeyerek değil, bilerek. Bir taraftan öğretmenlerimiz işsiz, bir taraftan gıda mühendislerimiz işsiz, ziraat mühendislerimiz işsiz, ama diğer taraftan tarımın her alanında çiftçi yok edilmiş. Halbuki tarıma sanayi gözüyle baksak biz ve en başından ziraat mühendisleri, ondan sonra tarımın gıdaya döndüğü yerde gıda mühendisleri devreye girse bu girebilir. Girebilir. Muhataplarıyla yan yana gelse ve biz gıda ihraç eden, tarım ürünü ihraç eden ülke oluruz. Ha buradan size söz veriyorum. 5 yıl içinde ülkemiz dışarıdan gıda ithalatı yapmayan bir ülke olacak. Hepinizi bu manada değerlendireceğim. Öğretmen çocuklarımız, kadrolarınız norm kadroya göre hepinizi tayin edeceğim. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kıl öğretmen, tığ öğretmen olamaz kardeşim. Öğretmen öğretmendir. Öğretmenin tüm kadro meselesini tek hale getireceğim. Ayrıca iyi öğretmen, kötü öğretmen. Öğretmenin iyiliğine, kötülüğüne kim karar verir? Evet, öğrenci. Peki idarede yer alan insanlar karar verebilir mi? Veremez. Peki performans diye bir kavram var. Doğru mu? Hayır, değil. Öğretmenin itibarını 2 paralık eden bir sistem, onu kaldıracağım. Ve iyi öğretmen, kötü öğretmen, iyi okul, kötü okul, özel okul, devlet okulu. Zengin çocuğu, fakir çocuğu. Şu anda oluşan sistem bu. Bunların hepsini ortadan kaldırıyorum. Düşünün ki Aziz Sancar'ımız var bizim. Aziz Sancar Mardin Lisesi'nden mezun, Nobel ödülü aldı, Nobel ödülü. Aziz Sancarlar aranızda yaşıyor. O Aziz Sancarları yeniden Türkiye'nin gündemine getireceğiz biz. Evet, dolayısıyla Türkiye nefes alacak. Kadınlar gece sokakta dolaşabiliyor musunuz? Bir ampul kapalıysa, o sokakta ışık yanmıyorsa, elinde ve belinde silah alan adamlarla karşılaşmayacağınızdan emin misiniz? Hayır, değil. Çocuklar tacize ve istismara uğruyor. Öyle kanunlar çıkaracağım ki kadına çocuğa el uzatanın eli yanacak. Şimdi tutturdular bir FETÖ'cü. Herkese FETÖ'cü deniliyor. Ama enteresan. Cenab-ı Hak büyük. Şimdi damatlar kaçak. FETÖ okullarından mezun damat bakan, tekrar milletvekili. FETÖ'cü olduğu iddia edilen milletvekillerinin çocukları tekrar aday. Pensilvanya'ya gidip yüz sürenler yeniden aday. Aham da burada söz veriyorum. Bu FETÖ meselesinde en önemli mücadele yöntemi yardım yatakçılarında
yargılanmasıdır. Öyle bir sistem kuracağım ki bir daha ordunun içine, polisin içine, eğitimin içine, yargının içine ne FETÖ, ne METÖ, ne KETÖ giremeyecek. Yeniden sanayileşeceğiz. Yeniden sanayileşeceğiz. Yeniden fabrikalar açılacak. Eğer israfı kesersek, şeker fabrikalarının bir yıllık zararının karşılığı sarayın 13 günde harcadığı paraya eş paraya. Günahtır be. Haram zıkkım olsun. Günahtır. Bir başka şey daha var. Ben şimdi gençlere soruyorum cebinde ne kadar para var diye. Muhterem çok bozuluyor. Erzurum'dan, başka yerlerden gitti söyledi. Diyor ki, milletin cebindeki parayı niye soruyorsun diyor. Bak kendi cebindeki paraya. Böyle bir densizlik olabilir mi? Böyle bir densizlik olabilir mi? Bir siyasetçinin, devlet adamının görevi vatandaşının, milletinin cebinde ne var ne yok bilmektir be. Aç mı, tok mu bilmektir. Siyasetçinin kendi cebindeki parayı düşünmesi bir kere kabul edilecek bir durum değildir. İşte netice itibariyle bak işte. İşte buyur 5 lira çıkardı, anneniz 5 lira çıkardı. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yüzükle çıktı biliyorsunuz. Yüzüğünü çıkardı gösterdi dedi ki ben bütün malım mülküm şu yüzük. Bir gün zengin olursam derlerse ki Tayyip Erdoğan zengin olmuş bilin ki hırsızlık yapmıştır. Ben söylemiyorum kendisi dedi. El hak doğru söyledi. Eğer ekonomiyi güvenilir hale getirmezsek yani iç ve dış yatırımcının yatırım yapmaya kalktığı zaman rüşvet vermeyeceğine emin hale getirmezsek iç ve dış yatırımcıyı senden benden diye ayırmazsak önüne gelenin tokatlamadığı bir sistemi kuramazsak sanayileşme bugünkü gibi durur bina üzerinden bir ekonomik yapı kurulur ondan sonra da Türkiye elbette ki bugün içinde bulunduğu duruma gelir.